hazırlanıyorum. Pelin'le Gent'e gidiyoruz. Ben daha doğrusu buradan gideceğim. O da oradan evinden gelecek. Pelin'le böyle daha Gent'te bir yerde hani doğru düzgün ilk görüşmemiz kız kıza. Ondan önce Anvers'te falan görüşmüştük. Ama hep Emre ile işte Pelin'in de eşi vardı. Bugün ikimiz kız kıza takılacağız. Hem şöyle bir sohbet, muhabbet, oturup gerçekten uzun zamandır konuşamadık. Hem de gezeriz yine birlikte. Bir şeyler yeriz, içeriz. Bütün gün birlikte oluruz diye düşünüyorum. Bu sürdüğüm kapatıcı benim tam ten rengim. O yüzden şöyle aydınlatması için bir de açık tonlarda bir şey süreceğim. Bu Flormar'ın en açık rengi. Dün bir ilk oldu arkadaşlar. Dün Hera ile Rico'yu gece yanımda tuttum. Ben maalesef ki bütün gece uyuyamadım. Kollarım uyuştu. O yüzden salondaydım. Bilgisayarda falan takıldım. Kollarımın uyuşukluğu geçsin. Uykum çok gelsin diye. Çok uykum gelmediği zaman yatağa yattığımda içim sıkılıyor kısacası. Uyuyamıyorum. Sanırım 3. trimester bu şekilde geçip gidecek. Neyse o süreçte de tabii salonda uyumuş kalmışım. Salonda ayırmadım yani yatmadan önce. Herhalde Rico da benim yanımda kaldılar. Ve hiç sorunsuz atlattık geceyi. Sabahta hiç sorun yoktu. Annemin elbise değişmiş. Anam uyanacak herhalde bu ya. Bırak uzanmayacak ablanın. Bu hiç açılmamış ya. Uyanacak herhalde. Zaten bu saatlerde uyanıyor ya. Şu an annemle ablamla konferansa başladık arkadaşlar. Dudak kalemi de Liked'ın. Hangi rengiydi bu kız? 01. H2. Gikon'un da 103 numarasını kullanacağım. YouTube'da mısın? Hı hı. Pelin'le buluşacağız biz bugün de. Teyze! Anneanne de orada. Uykuyu almış benim kızım. Güzelliğim benim. Şu paletten bronzer ve allık kullanıyorum. Aşkım. Hani teyzesi nerede? Teyze süsleniyor var. Teyze yapıyor. Dura git. Hemen bitsin. Saçlarımı ne yapsam? Dün duştan çıkınca ölmüştüm. Bakmaşa mı yapsam acaba? Olabilir. Olabilir mi? Olabilir. Böyle video çekerken aynen bu şekilde arkadan konuşup bize cevap verebilseler keşke değil mi? Keşke ya. Çok isterdim. Evet. O zaman şöyle bir bakmaşayla. Zaten bakmaşalı gibi ya uçlar. Biraz düzelteyim. Güzel gözükecek şekle getireyim. Sonra hazırım zaten. Makyajım da hazır. Kaşlarımı taramadım. Onu bir yapayım. Hatta birazcık doldurayım. Aradaki farka bakın. Böyle yaptığımda bana fotoğraf atınca hep şey diyorsunuz. Sana bir güzellik geldi. Evet çünkü güzelsin. Ama bak kaşımdaki aradaki farka bak. Olsun. Yapılı taraf daha iyi duruyor. Öptüm abi, ikinizi de. Dur Alya'nın kilosunu ölçtü. Hani? Yerim ben onun kilosunu. Bıcırığım ya. Hayır be, o kadar etkilemiyor bence. Ne bileyim, biz çıplak mı tartılıyoruz mesela? Yok. Hayır canım ya. Kıyafet ne kadar etkiliyor. Ben kanka denedim onu biliyor musun? Emre ile geçenlerde yaptık, bizimki de hassas tartı. Emre işte elindeki telefonu, saati, maati çıkartıp tartılıyor tamam mı? Bir telefon, elimde telefonla, ayağımda ev terliğiyle tartıldım. Bir de çıkartıp tartıldım, aynı çıktı sonuç. Ya işte, ne fark edecek? Yani bunun kıyafeti ne kadar kilo olabilir? Kaç gram? Şey olabilir sadece bez doluyken hani. Bez de dolu değil. Yeni değiştirmiştim. İyi canım benim. Hadi öpüyorum sizi. Tamam canım sen. Hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz. Anniş öptüm. Annem yok. Balkona çıktı herhalde. Aa geldi. Öptüm sizi canlarım benim. Görüşürüz. Görüşürüz. Bay bay. Bay bay. Ablamla her gün konuşuyoruz arkadaşlar. Yani her gün. Öyle söyleyeyim. Yani onun sabah kalkıp bir randevusu bir şey yoksa, bir yere yetişmesi gerekmiyorsa veya benim aynı şekilde. Doktora falan çıkıyorum ya mesela. O sıra sadece sabahları arayamıyorum ki bazen arıyorum eğer çok sabah köründe gitmeyeceksem. Ama onun dışında genellikle böyle akşamları falan da konferans yapıyoruz. Veya bu saatlerde.
Neyse saçım güzel oluyor. Dün duşa girdiğim için nasıl parlıyor bakın. Zaten gece karışmasın diye ördüm. İyi ki de örmüşüm. İyi oldu. Uzadığı için bir de gece yatakta çok rahatsız etmeye başladı beni arkadaşlar. Bir de şeyi söyleyecektim ya. Saç hakkında konuştuk ya. Tabii ki bu sürecin yani saçın bakımlılığı ve uzamasının sebeplerinden birisi de hamilelik hormonlar vesaire. Ama şöyle bir şey var. Benim zaten takip edenler biliyor. Hamilelikten önce saçlarım zaten neredeyse bu kadar uzundu. Şu anda hamilelikten sonra herhalde şu kadar falan uzamıştır. Yani o yüzden zaten bilenler bana şey yaptı, nasıl uzattığımı sordu. Onun dışında yeni takip edenler hamilelikle alakalı olduğunu zannedebilir ama yok. Öncesinde bayağı kısaydı arkadaşlar benim saçlarım. Hamile kalmadan önce de zaten uzamıştı, öyle söyleyeyim. Ve böyle yine sağlıklıydı. Bu hale getirmiştim uğraşlar sonucu. Uzun süre sonra. Neyse ben şimdi kapatayım. Bu arada böyle bir kombin yaptım ama güneş açmaya başladı. Gerçekten havalar hiç belli olmuyor. Bir yağmur var, bir fırtına var, bir güneş çıkıyor falan. O yüzden emin olamıyorum şu anda. Tekrardan bir hava durumuna bakacağım. Güncelleniyor çünkü anlık. Ve ona göre yarım kollu giyebilirim, üstüme ceket alabilirim. Biraz önce bayağı soğuktu. O yüzden bunu giydim ama bu da çok sıcaklatacak. Gezeceğiz edeceğiz şimdi zaten kapalı alanlar falan derken. Altımda zaten hamile taytım var, klasik. Onun üstüne bir tişört atarım. Evet, böyle trenç kotumu ve bu gözlüğümü taktım. Nasıl olmuşum bacım? Bir yorumlarda yazın. Bu ses çok viral oldu şimdi. Haritamızı da açalım ve yola koyulalım. Gezmişim orada bundan. Ne sandığım kişiyim. Bırak onlar konuşsun, umrumda değil benim. İnanmamazsanlara bana yalmaz ki şartı koymuş herkes benden. Evet geldim arkadaşlar. Şu an Gent'teyim. Pelin'i bekliyorum. Pelin de bir 5 dakikaya falan burada olacak. Merkezde oturdum. Karşımda sular akıyor. Uykum geldi şu an şu su sesiyle birlikte. Gerçekten her yerde uyuyabilme kapasitesine sahibim şu an. Şurada şöyle gideceğim yani. Ama enerjimin toplanması lazım. Daha gezeceğiz, tozacağız. Biraz da acıktım. Evden böyle iki dilim bir şey yiyip çıktım. O yüzden ilk önce bir şeyler yemem gerekiyor. İnşallah Pelin de açtır. En kötü aç değilse de ben artık kruvasan falan alır bir şeyler atıştırırım. Evet biz buluştuk ve Panos'tayız şu anda. Evet şurada birazcık şey var, pudra şekeri şunun. Çok güzelsin bebeğim. Arkadaşlar baştan söyleyeyim. Normalde daha zayıf. Evet. Duba diğer, gibi çıktı. Diğer videoda çok duba gibi çıkmışım diyor. Gerçekten öyle çıkmış. Hayır normalde çok zayıfsın. Normalde 36 beden falansın ben. 36 beden var. Daha neyiz? Şimdi bunları yiyoruz. Ben şöyle bir önce pesto tost söyledim. Biraz midem kazındığı için. Üstüne de şu frambuazlı yiyeceğim. Sonra da kalkacağız gezeceğiz. Evet arkadaşlar şimdi biz alışveriş yaptık yine her zamanki gibi. Bu sefer Emre'ye bir şeyler aldım daha doğrusu. Sonra Ritüels'e geldik. Buradan da Pelin'in doğum günü hediyesi varmış. Şey böyle doğum günü olunca hediye gönderiyorlar. Evet. Çok iyi. Düşünmeleri bile iyi bir şey. Tabii canım. Krem vereceklermiş şu krem. Aynen. Hep aldığı kremi bir de özellikle veriyorlarmış. Helal olsun takip ediyorlar. Aynen. Ama kimse yok niye yok? Biri bizimle ilgilenebilir mi acaba? Şimdi gelir arkasına. Gelir. O tek başına herhalde. Baksana bunun 30 FPF şeyi mi çıkmış ya? Ha 50 FPF de var. FPF ne kız? SPF. Ben de unutkanlık şaka mı? Şunlara baksana güneş koruyucuları çıkmış. Evet şimdi bildiğiniz meydanda oturuyoruz arkadaşlar. Ben şöyle limon soda içiyorum. Pelon. Neydi? Latte. Latte içti. Yani Pelinler anca latte macchiato karamel içe. Başka ne içecek? Aynen Pelolar. Pelin su. Hayır yok. Doğru. Ha, hiç de öyle değilsin vallahi. Ki
keşke olabilsin. Değil mi? Ya bak, hepimizin içinde bir Pelin Suluk var. Aynen. Ama o tuttuğunu koparan kız da var bizde. Aynen. Ve çok erkeğiz. Biz çok erkeğiz. Erkeğiz ya. Evet ya. Biz çok erkeğiz valla. Daha iyi. Boş. Kendimize güvenimiz tam, boş ver. Ne yapacağım? Bıyımı hiç sevmem ben. Ben de sevmem. Aa, hiç gelemem de öyle insana ben. Aynen. Ne zaman kalkarız? Kalkalım şimdi. Saat 6:05 geçiyor. Benim de zaten sodam bitti. Biraz kendime geleyim dedim. Hem böyle biraz uyku bastırıyor arkadaşlar, hem de çok ayakta duramıyorum artık ya. İşte karnım büyüdükçe belime baskı yapıyor. Şimdi artık kalkarız. Evet, artık evimin önündeyim. Ve bu bile beni çok rahatlattı şu an. Saçlarımı bile topladım. Yani bir gidişime bakın, bir de dönüşüme bakın arkadaşlar. Gerçekten çok yoruldum. Sanırım artık benim bu son çıkışım falandı. Emre'siz özellikle. Emre ile çıktığımda, hani ayrı çıktığımızda daha farklı oluyor. İşte ben yorulduğum anda istediğim gibi oturup dinleniyorum ama böyle kız kıza çıkınca onların enerjisine ayak uyduramıyorum şu sıralar. Neyse, dediğim gibi ya da böyle kısa vadeli buluşmalar ayarlayacağım. Daha çok oturmalı, gezmeli değil de oturmalı buluşmalar ayarlayacağım. Neyse, ineyim evime çıkayım. Emre gelmiş bile. Bir şeyler atıştırıp büyük ihtimal hemen yatacağım arkadaşlar. Biraz uyumam lazım. Evet, gelir gelmez hemen Emre ile iki sohbet edip yemeklere giriştim. Hemen pijama moduna da girdim gördüğünüz gibi. En cıvıl cıvıl şeyim pijamalarım arkadaşlar. Başka da o da çok nadir oluyor zaten. Ama başka da konseptle böyle bulamazsınız yani. Şimdi ne yapacağım biliyor musunuz? Dün yahni yapmıştım, pilav yapmıştım. Şimdi de nohutlu, salçalı nohutlu yemek yapıyorum. Yahninin etlerini de onun içerisine koyacağım. Yani böylelikle etli nohut yemeği yapmış olacağım. İki gün yahni yememiş olacağız. Sıkılıyoruz çünkü. Ben aslında dışarıda karnımı doyurdum ama Pelin'le bayağı bir şeyler atıştırdık. Ama yine de yerim. Kahveye geçildi arkadaşlar. Şöyle kendime de yapacağım. Bakın, o sırada size yemeği göstereyim. Şöyle etli nohut oldu. Ben yemek yemedim ama şöyle kendime kekten, yemekten ve pilavdan çok az ayırdım. Bunlar bana yeter. En son ben bilmiyorum, acıkırsam yiyeceğim. Sadece ama sadece karpuz yedim. Bu da kemik yemeye çalışıyor. Bu da onu seyrediyor. Emre de baharı izliyor. Daha toparlayacağım arkadaşlar. Yattım ama asla uyuyamıyorum. O yüzden bulaşıklara girişeyim dedim. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night. Şeyi boşalttım arkadaşlar. Bunu kasayla almıştık. Bunları şu organizerlerin içlerine yerleştireceğim. Çünkü bayağıdır biraz üşengeçliğimden dolayı market alışverişini yapıp hemen böyle yerleştiriyordum. Şimdi hepsini tek tek çıkartıp bunların içerisine kurulayıp koyacağım. Thank you.
Evet, bunları da yıkamaya falan atacağım çünkü dağılmadan size de göstereyim dedim arkadaşlar. Bugün Primark'tan aldıklarım da bunlar. Bu kazağı Pelin hediye aldı. Çok tatlı değil mi? 3-6 aylık. Böyle kot pantolonun üstüne falan. Ve kumaşı gerçekten çok yumuşak. Yani ellediğim en yumuşak triko olabilir. Çok beğendim. Böyle kırmızı bir şeyimiz de yoktu. İyi oldu. Onun dışında bundan her gittiğimde zaten alıyorum. Çünkü her gittiğimde bendekiler azalmış veya bitmiş oluyor. Bu normalde işte biliyorsunuz zaten makyaj temizleme mendilleri ama ben ellerimi silmek için kullanıyorum. Çantaya atmak için. Bu alışverişim birazcık Emre'ye yaradı gibi oldu. Ona böyle bir çorap seti aldım. Onun dışında kendime şöyle bir pijama seti aldım. Her gittiğimde pijama almaya hastalığına yakalandım arkadaşlar. Ben de açmadım. Şunu bir açıp bakalım. Bu da şortlu bir takım. Üstü şey, halter yaka. Bunu da tamamen aslında şortu için aldım. Bu şortun bende siyah beyazı var biliyorsunuz. Ama sanırım M mi alsaydım? Normalde SB'den oluyor bana şeyin Primark'ın. Bir de şöyle üstü. Bu da takımı. Buna yine şöyle çantaya atmalık kendime ayna aldım. Bütün aynalarım mahvoldu. Sonra ihtiyaç alışverişi şemsiye aldım. Sonra şunu aldım. Hemen açıp koydum çubuklarını da. Koku gerçekten çok güzel. Koton kokusu. Sonra aslında almayacaktım. Normalde benim ihtiyacım yoktu ama stokta görünce bunu aldım. Bizim buradaki Zele'deki Great Watt'ta genelde olmuyor. Bu 100 numarası. En sevdiğim renklerden. Ve bir de şöyle kokular aldım arkadaşlar dolap içleri için. Ve bayıldım ya. Şu kokuya bayıldım gerçekten. Gidip bunu mutlaka bir koklayın. Zaten poşetinden de kokusu geliyor. İçinden de bu şekilde direkt içinde ot var. Ama koku inanılmaz yani. Bütün salona dağıldı şu koku şu an. Şurada 2 saattir masanın üstünde duruyor. Ve bütün salonu koku yayıldı. Onun dışında Primark'tan yine Emre'ye şöyle bir pijama seti aldım. Bu da 6. Madem ki bu mavi çizgililer moda oldu. Benim aşkım niye geri kalsın dedim. Onu da aldım. Bu kadar. Primark'tan başka da bir şey almadım. Bu arada Primark dediğimde hayır Primark değil Primark diyenler oluyor. Almanya'da da Primark diyordum arkadaşlar ben. Çünkü Almanya'da okunuşunun Primark olduğunu biliyordum. O yüzden orada Primark diyordum. Ama buradaki okunuşu Primark. Hatta bugün görüştüğüm Pelin arkadaşım Gent'te öğretmen kendisi. Hem Fransızca hem Flemenkçe hem de İngilizce. Normalde de İngilizce ve Fransızca öğretmenliği yapıyor. Devlet okulunda bayağı atanmış öğretmen yani görevli. Ondan öğreniyorum zaten hani çoğu şeyin okunuşunun doğrusunu. Yani bu halk arasında değişmiş olan şeyler de olabiliyor tabii ki ama burada Primark diye okunuyor. Haberiniz olsun. Primark diye Almanya'da okunuyordu. Alışverişim bunlar. Ben de makyajımı çıkarttım. Şimdi yatıp uyuyacağım. Ya bu kız niye sürekli temizlik yapıyor demeyecekseniz eğer... Yaşam alanımızı temizledim. Tertemiz oldu. Biko. Çok güzel oldu değil mi? Ve şeklinde yine çok eskiden kullandığımız bir model olan şu modeli yaptım. Şu an böyle duruyor. Bu arada minder siparişi verdim. Onlar da yakında gelecek. Şimdi en baştaki soruya dönersek.
Sebepleri zaten çok da sebep olması da gerek yok. Herkesin tabii ki kendi tercihi ama bir, benim bundan zevk alıyor olmam. Zevk almazsam zaten birinci şık olmadığı zaman hiçbiri olmuyor arkadaşlar. O yüzden ilk şık çok önemli. Benim zevk almam ve bu işi sevmem. İki ve en önemli faktörlerden birisi evcil hayvan. Evde evcil hayvan olması. Bunda yine evcil hayvan besleyenler beni çok iyi anlar. Üçüncüsü aslında sürekli temizlik, evet yapıyorum ama sürekli olarak size bunu aslında çekmiyorum. Şu anda en son yaptığım herhalde temizlik videolarından sonra dünden belki de bir hafta geçmiştir. Şu temizliği yapmadım yani bir haftadır. Öyle bir şeyler dökülüyor, süpürüyoruz falan ama yani ben 2-3 günde bir süpürmezsem gerçekten her yer tüy ve toz oluyor. Bir haftadır da dediğim gibi yapmıyordum. Aslında sürekli yapıyorum aslında ama size sürekli çekmiyorum. Ona rağmen siz sürekli yapıyorsun diyebilirsiniz, haklısınız ama aslında size aralıklarla yaptıklarımı çekiyorum yani. Bu kaçıncı? Üçüncü sebebimizdi. Dördüncüsü de evin çok büyük olması ve benim zaten parça parça temizlemem. Tamamını bir anda hamileyken özellikle yapmam mümkün pek değil. Bugün mesela ayakkabılığı yapacağız birlikte. Bir anda böyle bir giriştim, ben de bilmiyorum nedenini. Onun dışında burayı yapmam gerekiyordu ve salonu toparlamamız lazım. Çünkü ben arkadaşlar salonda uyumaya başladım. Koltuk daha rahat gelmeye başladı. Hamile yastığım sipariş vermiştim. İptal olmuş, yolda bir şeyler olmuş. Yeniden sipariş verdim. Herhalde ben doğurana kadar gelir. Neyse, o yüzden yatakta yatamıyorum şu an hamile yastığımda olmadığı için. Koltuk aşırı rahat geliyor arkadaşlar. Yani koltukta daha uyumayı seviyorum. O yüzden bayağı birkaç zamandır koltukta yatıyorum. Yumuşaklığından da olabilir, ne bileyim, sırtıma o yastıkları da kaldırmıyorum normal kendi yastıklarını. O yüzden sağ ve sola yatabiliyorum sadece. Dar alan olması falan benim için daha iyi oldu. Yani daha çok rahat ettim, niye bilmiyorum. Salon da birazcık dağınık, orayı da birazcık toparlayacağım. Mesela geçen yaptığım videolarda, temizlik videolarında nereleri yapmadım? Tuvaletleri yapmamıştım. Tuvaletleri genelde Emre yapıyor ama ben bugün yine şöyle bir üstün körü yine bir süpürüp silip içini de şöyle bir deterjanla yapacağım. Şimdiden aşağıdan bana abone olup destek olmayı unutmayın. Evet arkadaşlar, ne kadar dağınık bir koltuk düzeni olsa da en rahat ettiğim gerçekten burası oldu. Yani yapacak bir şey yok, şu an önemli olan bence benim rahatlığım. Çünkü ben geceleri kollarım uyuştuğu için ve sürekli tuvalete kalktığım için uyuyamıyorum arkadaşlar. Gündüzleri de burada bazen böyle 1-2 saat kestirdiğim oluyor. Ama bugün toparlayacağım burayı. Bugün bütün gün böyle kalmasını istemiyorum. Dün bütün gün böyleydi, ben de dışarıdaydım zaten, o yüzden hiç ellemedim. Gece de gelip yattım. Yanımda su şişem, işte kitabım şöyle sehpamın üstünde, yedek yastık, ortopedik yastık, arada bir onu alıyorum, hangisi boynumu rahat ettirirse, kollarımın uyuşması için, uyuşmaması için ne yapabilirim diye çare arıyorum kendime. Neyse, buraları da toparlayalım, bunları da buraya gene kenara kaldıracağım çünkü tekrardan burada yatacağım bu gece. Ama en azından şöyle bir koltuğu falan süpüreyim. İçinde yorgan bile kaymış. Yani nasıl yatıyorsam artık gerçekten. Bir an önce şu hamile yastığım gelsin. İnşallah da kullanışlı olur benim için. Hemen yatak odasına geçip ona geçiş yapmak istiyorum.
sonunda salon salona benzedi. Şimdi işin garip yanı ise ben burada yatıyorum diye Evraz beni yalnız bırakmamak için burada yanımda yatıyor. İki gündür, dün geceden beri Emre de buraya geçiş yaptı. Gerçekten bir tuhaf olduk arkadaşlar, hamilelik insana neler yaptırıyor. Yukarıda koskoca yatağımız varken tuhafıma gidiyor burada yatmamız. Geceleri falan seslenirim duyamam diye. Emre de burada benim yanımda yattı dün gece. Veya ben uyanıyorum mesela. Kollarım uyuştuğu zaman ya, çıt sesine zaten kalkmaya başladı. Emre asla öyle değildi. Çok derindi uykusu. Şimdi kalkıyorum ya, geliyor kollarıma masaj falan yapıyor. Omuzlarıma masaj yapıyor. Kıyamam. O yüzden o da burada yattı. Şöyle toparladım. Süpürgesini yapamıyorum çünkü süpürgemin şarjı bitmiş. Hemen onu şarja taktım. O yüzden şimdilik böyle toparlıyorum etrafı. Fazlalıkları kaldırıyorum. Ve sonra süpürgemin şarjı doğrulduğunda süpüreceğim. Şimdi bunun içini yapacağız. Bunun için bizim ayakkabılığımız, bilmeyenler için. Şu taraf benim kısmım ve çok dağınık şu an zaten. O yüzden yapmam gerekiyor. Burası da Emre'nin kısmı. Ve şu an burada çıkarttığımız ayakkabılardan var birkaç tane. Kışlıkları kaldıracağım. Çok kışlıkları böyle, botları. Onları da... Burası da doluymuş ya. Buraya koymayı düşünüyordum. Ha okey, şuralarda boşluk var. Burada. Yani buralara bir şekilde ayarlayacağım şimdi. Bunları oraya kaldırıp buraya böyle spor ayakkabılar ve yazlıklar olarak ayıracağım. Sadece yazlık açık ayakkabılarımı koydum. Babetler, işte topuklu ayakkabılar vesaire şu an burada. Şimdi altı ayarlayacağım. Oraya da genellikle spor ayakkabılarımı koyacağım. Bu arada burayı en son sileceğim için bu şekilde ayakkabıları oraya koydum. Çünkü arkadaşlar eğilemiyorum. Bunları da buraya ekliyorum.
Burası da hazır. Emre'nin kısmını da yaptım. Üstü Emre'nin de yine spor ayakkabıları aşağıda. Sadece Emre'nin şurada bir tane botu var. O da sığmadığı için orada dursun. Bu şekilde oldu. Güzel oldu. Şu çöpe gidiyor. Onu hatırlıyorsunuzdur, kesmiştim ama asla kullanmadım. Şimdi de bu üstünü temizleyeceğim. Bizim gelişte tam olarak böyle bir antremiz vardı biliyorsunuz. Aynaları falan ben yapıştırmıştım. Neyse, burada şöyle bir değişiklik yaptım. Bu figürle uysun diye, hani bibloyla uysun diye bunu buraya aldım. Onun içine dalları da ben koymuştum ama ona yeni dal ekleyeceğim. Çok cılız duruyor bence. Böyle. Burada da başka bir çiçek vardı. O da burada. Burası da bu şekilde şu an için. Normalde şu pek iyi durmuyor bence ama Almanya'da almıştım onu, eskiden izleyenler bilir. Öyle kaldı gitti bizimle birlikte. Duruyor. Yapacak bir şey yok. Neyse, burayı temizledim. Şimdi birinci kat tuvaletini şöyle bir kat temizliyorum. Çünkü burada aynı zamanda lavabo da var biliyorsunuz. Aynayla birlikte. Böyle burayı bir temizleyeceğim. Sonra yukarıya çıkıyorum.